Merhaba değerli öğrencilerimiz, Sınıfım Eğitim kanalına hoş geldiniz. Hazırladığım 3. deneme sınavının soru çözümüyle karşınızdayım. Denemeye başlamadan önce videonun altındaki açıklamayı eklediğim deneme sınavını indirip çözünüz. Çözümlerinizi videodaki anlatımla karşılaştırınız. Bu arada diğer ders konularından ve etkinliklerden haberdar olmak için Sınıfım Eğitim kanalına abone olabilir, çalışmalar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Vakit kaybetmeden soruları çözmeye başlayalım. Türkçe testi 1. soru. Yanda verilen görseldeki hayvanın ismindeki ünlü ve ünsüz harf sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yandaki hayvanın ismi papağandır. Papağan kelimesini incelediğimiz zaman 1, 2, 3. 3 tane ünlü harf var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de ünsüz harften papağan kelimesi oluşmuştur. O yüzden seçenek A'dır. 2. soru. Yukarıda verilen bilgilere göre hikayeyi hangi öğrenci okuyacaktır? Öğretmen sözlük sırasına göre isme en son yazılan öğrenci hikayeyi okuyacaktır diyerek derse başlamıştır. Şimdi burada 4 tane öğrencinin ismi var. Bu kelimeleri sözlük sırasına göre dizeceğiz. Kelimeleri incelediğiniz zaman hepsinin birinci ve ikinci harfleri aynı. Bu yüzden karar veremezsiniz. Ne yapıyoruz? Hemen üçüncü harfleri sıralıyoruz. Emre'nin üçüncü harfi R. Emine'nin üçüncü harfi İ, Emrah'ın üçüncü harfi R, Emir'in üçüncü harfi İ. Ne yapacağız? İ ve R harfleri arasında tercihte bulunmamız gerekiyor. İ harfi R harfinden daha önce geleceği için alfabede Emine ve Emir arasında sıralama yapacağız. Emine'nin dördüncü harfi N, Emir'in dördüncü harfi R. Alfabede N harfi daha önce geleceği için Emine birinci sırada, Emir ikinci sırada olacaktır. Şimdi Emre ve Emrah arasında karar vermeye geldi. Emre'nin dördüncü harfi E, Emrah'ın dördüncü harfi A. A harfi alfabede daha önce geleceği için Emrah üçüncü sırada, Emre dördüncü yani son sırada olacaktır. O yüzden doğru seçenek Emre yani B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Zeynep'in sözlerinde geçen bağ kelimesinin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır? Bağ kelimesi es sesli bir kelimedir. Cümle içinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Yukarıdaki ifadeyi okuduğunuz zaman bağ kelimesi üzüm yetiştirilen yer anlamındadır. Seçenekleri okuduğunuz zaman C seçeneğinde şu dağın eteğindeki bağda yetişen üzümler çok ekşi oluyor. Yukarıdaki ifadeyle aynı anlamda kullanılmıştır. Bu yüzden seçenek C'dir. Dördüncü soru. Yanda bir mesleğin görseli verilmiştir. Bu görseldeki mesleğin tanımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yandaki resim astronottur. Astronotun tanımına bakacağız. Seçenekleri incelediğiniz zaman uzayın bilinmeyen yönlerini araştıran ve bunun için uzaya gönderilen uzay mekiklerini kullanan kişi astronottur. O yüzden cevap B seçeneğidir. Beşinci soru. Yukarıda semboller ile gösterilen kelimeler eşleştirildiğinde hangi iki sembolle gösterilen kelimeler zıt, karşıt anlamlı olur? Yukarıdaki kelimeleri birbirleriyle eşleştirdiğimiz zaman izin, müsaade eş anlamlı, yoksul, fakir eş anlamlı, hızlı, yavaş zıt anlamlı kelimelerdir. Bu yüzden seçeneğimiz C olacaktır. Altıncı soru. Yukarıda karşılık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak isteniyor. Buna göre oluşturulan cümlede hangi kelime kullanılmaz? Yukarıdaki kelimeleri incelediğiniz zaman anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduğunuzda bahçenin çevresine söğüt fidanları diktik şeklinde anlamlı ve kurallı bir cümle oluştururuz. Burada fidanlar dikilir, tohumlar ekilir. O yüzden cümlemizde ektik kelimesi kullanılmayacaktır. O yüzden cevap A seçeneğidir. 7. soru. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yukarıda verilen görsellere uygun karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdaki seçenekleri incelediğimiz zaman şeftali vücudumuzu hastalıklardan korurken armut ise farklı olarak kas ve sinir sistemimizi güçlendirir. Burada şeftali ve armutu karşılaştırmış. B seçeneği çilek, vişneye göre daha tatlı olan bir meyvedir. Burada çilekle vişneyi karşılaştırma yapmış. C seçeneğine baktığımız zaman portakal ve limonda vücudumuz için gerekli olan C vitamini vardır.
C seçeneğinde portakal ve limonu karşılaştırma yapmıyor. Burada ikisinin ortak özelliğinden bahsetmiş. Şu şekilde demiş olsaydı cümle, portakal limona göre daha büyük bir meyvedir şeklinde söylemiş olsaydı karşılaştırma olabilirdi. Veya portakalın rengi limonun rengine göre daha koyudur deseydi yine karşılaştırma yapmış olurdu. Fakat C seçeneğinde portakal ve limonda vücudumuz için gerekli olan C vitamini vardır. İkisiyle ilgili ortak olan bir özellikten bahsetmiş. O yüzden cevap C seçeneğidir. 8. soru. Yukarıda Gamze'nin kitap okuma ile ilgili düşüncesi yarım bırakılmıştır. Gamze'nin cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa anlamlı ve doğru olur. Yukarıdaki ifadeyi okuduğunuz zaman kitap okumayı çok seviyorum. Çünkü büyüdüğüm zaman yazar olmak istiyorum. Seçeneğiyle tamamlanırsa anlamlı ve doğru olacaktır. 9. soru. Yukarıda Karagöz'ün sulu boyaları isim yapma aşamaları karışık olarak verilmiştir. Buna göre doğru sıralama nasıl olur? Yukarıdaki cümleleri sıralayacağız. Yukarıdaki ifadeleri okuduğumuz zaman önce sulu boya kutusunun kapağı açılır. Bu birinci ifade. Daha sonra fırça alınır ve ıslatılır. İkinci ifade. Fırça önce boyaya sonra kağıda sürülür. Bu da üçüncü ifade olacaktır. O zaman sıralamamız 1, 3, 2 şeklinde olacaktır. Cevap C seçeneği. 10. soru. Yukarıda Anıl'ın düşüncelerini içeren bir paragraf verilmiştir. Paragrafta altı çizili kelime paragrafa nasıl bir anlam katmıştır? Yukarıdaki ifadeyi okuduğunuz zaman ama kelimesi bayramlarda yapılanların iyiden kötüye doğru gittiğini ifade etmiştir şeklinde anlam katmıştır bu paragrafa. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. 11. soru. Ancak kelimesi hangi öğrencinin cümlesinde anlatılan durumun daha da artacağını ifade etmek için kullanılmıştır. Yukarıdaki öğrencilerin cümlelerini okuduğumuz zaman geçen hafta hava soğuktu, çok kar yağmıştı. Ancak bu hafta hava daha da soğuk olacakmış. Bakın ne oluyor? Anlatılan durum, yani havanın soğuk olma durumu daha da artacağını ifade ediyor. O yüzden seçeneğimiz B olacaktır. 12. soru. Yukarıda verilen öğrencilerden hangisinin söylediği cümlede yazım yanlışı yapılmamıştır? Yukarıdaki cümleleri incelediğiniz zaman birinci öğrencinin cümlesinde beğendim şeklinde kelime yazılmış. Doğrusu beğendim şeklinde olacaktır. İkinci öğrencinin cümlesine ifadesini incelediğiniz zaman şiir kelimesi yanlış yazılmıştır. Doğrusu şiir şeklindedir. Üçüncü öğrencinin ifadesinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Cevap Aslı olacaktır. 13. soru. Yukarıda verilen hikaye 3 paragraftan oluşmaktadır. Hikayede hangi paragrafı anlatan bir görsel verilmemiştir? Yukarıdaki hikayeyi okuduğunuz zaman birinci paragrafta anlatılan durum görselle verilmiştir. İkinci paragrafta anlatılan durum görsel ile verilmiştir. Fakat üçüncü paragrafta anlatılan durumla ilgili bir görsel verilmemiştir. O yüzden cevabımız C seçeneği yani üçüncü paragraf olacaktır. 14. soru. Yukarıda verilen hikayede asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen düşünce dediği zaman yani bizlere verilmek istenen mesaj, ana fikir, ana düşünce bunu soruyor. Yukarıdaki hikayeyi okuduğunuz zaman asıl anlatılmak istenen düşünce insanlar el ele verirlerse ve birbirlerine yardım ederlerse yenemeyecekleri zorluk yoktur olacaktır. 15. soru. Yukarıda verilen hikayede asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Asıl anlatılmak istenen düşünce dediği zaman bizlere verilmek istenen mesaj nedir? Bunu istiyor bizden yani ana düşünceyi, ana fikri soruyor. Yukarıdaki hikayeyi okuduğunuz zaman bizlere bu hikayede verilmek istenen mesaj gün gelir en güçlüler bile güçsüzlere muhtaç olur olacaktır. Matematik testi 1. soru. Yanda verilen pencerenin camları yenileriyle değiştirilecekmiş. Buna göre hangi geometrik şekilde kaç tane cama ihtiyaç var? Bunu soruyor. Yandaki pencereyi incelediğiniz zaman 4 tane karesel bölge olan cama ihtiyacımız vardır. İkinci soru. Yukarıda verilen varlık ve şekiller belli bir kurala göre dizilerek örüntü oluşturmuşlardır. Buna göre hangi örüntülerin kuralları birbiri ile aynıdır. Yukarıdaki örüntüleri incelediğiniz zaman ikinci ve üçüncü örüntünün kuralı birbiriyle aynıdır. O yüzden cevap C seçeneğidir. 3. soru.
Yukarıda verilen örüntüde 3. adım ile gösterilen soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır? Yukarıdaki örüntü incelediğiniz zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24 şeklinde ileriye doğru dörder ritmik artarak devam ediyor örüntü. O zaman 3. yere 24, 28, 32, 36 gelecektir. Cevabımız B seçeneği olur. Dördüncü soru. Yukarıda bir öğrencinin kullanacağı ders araç gereçleri ve bunların fiyatları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğini okuduğumuzda 1 adet kalem ve 2 adet kitap alan Hasan toplam 85 lira öder. 1 adet kalem 17 lira. 2 tane kitabın toplam fiyatı 68 lira. Kalemle kitapların toplamı da 85 lira olur. O zaman A seçeneği doğrudur. B'ye bakıyoruz. 1 adet kitap ve 1 adet defterin toplam fiyatı. Kitap ve defterin toplam fiyatı 63 lira. 1 adet kitap ve 1 adet defterin toplam fiyatı 63'tü. Çanta 58 lira. Daha pahalı olacaktı. O zaman B seçeneği yanlıştır. C'yi inceleyelim. Ders araç gereçlerin her birinden birer tane alan Esra tahminen 140 lira öder. Tahminen dediği için buradaki fiyatları onluğa yuvarlayarak bulacağız. Çanta 58 liraymış, 60 lira olur. Kalem 17 liraymış, 20 lira. Kitap 34 liraymış, 30 lira. Defter 29 liraymış, 30 lira. Onluğa yuvarlayarak fiyatlarını yazdım. Topladığımız zaman 140 lira tahminen ödeyeceği paradır. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. B seçeneğindeki ifade yanlıştır. 5. soru. Yukarıdaki çocuklar boy uzunluklarına göre en kısadan en uzuna doğru sıralanmak istiyorlar. Buna göre doğru sıralama nasıl olur? Yukarıda şimdi çocukların boy uzunlukları verilmiş. En küçük sayı en kısa olan öğrencidir. 79 santim olan Semra en kısadır. 80 santim olan Onur ikinci sırada olacaktır. 82 santim olan Ahmet üçüncü sırada. 97 santim olan Akif dördüncü sırada olur. Altıncı soru. Yukarıda verilen işlemler ok yönünde yapılırsa A yerine hangi sayı yazılmalıdır? Yukarıdaki işlemleri ok yönünde yaparsak 23'te 2'yi çarptığımız zaman 46. 46 ile 15'i toplarsam 61. 61'den 29'u çıkarırsam 32. 32 ile 3'ü çarptığımız zaman 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. O zaman A sayısı 96 olacaktır. 7. soru. Yukarıda Hatice ve Hüseyin'in yaptığı işlemlerde verilmeyen terimler vardır. Hatice ve Hüseyin'in yaptığı işlemlerden yola çıkarak kare artı üçgen işleminin sonucunu bize soruyor. Hatice'nin yaptığı işlemde eksileni önce bulmamız gerekiyor. Eksileni bulmak için 48 ile 19'u topluyoruz. Eksilen 67 yani kare 67. Hüseyin'in yaptığı işleme bakarsak verilmeyen toplanan var. Verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan diğer toplananı çıkarıyoruz. 96'dan 20'yi çıkardığımız zaman 76 toplanan olacak verilmeyen toplanan. Kare ile üçgenin toplamı yani 67 ile 76'nın toplamını bize soruyordu. Cevap 143 olacaktır. 8. soru. Yukarıdaki ifadeleri dikkate alarak saat etkinliğini yapan Zeynep aşağıdaki sonuçlardan hangisini bulur? Yukarıdaki ifadeyi okuduğumuz zaman akrep yani kısa kol 6 ile 7 arasındaymış. Bunu çizdim. Yelkovan yani uzun kol 6'nın üzerindeymiş. Buna göre biz buradaki saati analog saati dijital saate çevireceğiz. Dijital saate çevirirken öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde ifade edilir saatler. Burada önce öğleden önce olacak şekilde analog saati ifade edelim. Yani dijital saati çevirelim. Saat burada 06.30 yani 6.30 şeklindedir. Bu öğleden önce öğleden önce olan zamanı ifade ediyor. Öğleden sonrayı bulmak için biz buradaki saate 12 saati eklememiz gerekiyor. Yani 12 saat eklerseniz dakikaları topladığınızda 30 dakika, 0 dakika daha 30 dakika olacak. 6 saat, 12 saat daha 18 saat olacak. O zaman buradaki saat öğleden sonra 18.30 şeklinde ifade edilecektir. İfadede zaten baktığınız zaman öğleden sonrayı bize soruyor. 9. soru. Yukarıda verilen ifadelere göre Abdullah'ın koridorun uzunluğunu ölçmesi için standart olmayan hangi ölçme birimi kullanması doğru olur? Buradaki ifadeyi okuduğunuz zaman
Abdullah koridoru ölçecekmiş ama yanında metre getirmemiş. Koridoru buradaki standart olmayan ölçme birimlerinden adımı kullanarak ölçmesi daha uygun olacaktır. 10. soru. Verilen bilgilere göre bir koyun ve bir keçinin verdiği toplam süt miktarı bir ineğin verdiği süt miktarından kaç litre azdır? Koyun ve keçinin toplam süt miktarını bulalım. 14 ile onu topluyoruz. 24 litre. İnek 35 litre süt veriyordu. Aradaki farkı bulmanız lazım. 35'ten 24'ü çıkardığınız zaman 11 litre daha az süt veriyor. Koyun ve keçinin verdiği toplam süt miktarı ineğinkinden 11 litre daha azdır. 11. soru. Yukarıda verilen ifadelere göre tahtada yazan problemde eksik olan bilgi hangisidir? Problemi okuduğunuz zaman benim ve arkadaşımın 35 tane cevizi varmış. Cevizlerimizin bir kısmını yedik. Geriye kaç tane cevizimiz kaldı? Burada yedikleri cevizin sayısı, miktarı verilmemiş. O yüzden eksik olan bilgi yedikleri ceviz sayısıdır. 12. soru. Öğleden önce yukarıda gösterilen saatte otobüse binen Emirhan 7 saat yolculuktan sonra memleketi Artvin'e varmıştır. Buna göre Artvin'e saat kaçta varmıştır? Yukarıdaki analog saati dijital saate çevireceğiz. Öğleden önce bu 09.00'dır. Öğleden sonra 21.00'dır. Bize problem de öğleden önceyi işlem almamızı istiyor. O yüzden öğleden sonrayla bizim işimiz yok. Öğleden önce saat 9'da yola çıkıyorlar. 7 saat yolculuk sürüyor. 09.00'a 7 saati eklemeniz gerekiyor. Yani 07.00'ı ekleyeceksiniz. Dakikalar kısmını topladık. Saat kısmını topluyoruz. 9 saat, 7 saat daha 16 olacaktır. Yani 16.00'da Artvin'e ulaşmış olacaklar. 13. soru. Yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir arsaya kurulmuş çiftlik verilmiştir. Dikdörtgen şeklindeki arsanın kısa kenarı 20 metre, uzun kenarı 25 metredir. Çiftliğin sahibi arsanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekmek istiyor. Buna göre kaç metre dikenli tele ihtiyacı vardır? Şimdi bu soruyu çözmek için önce çiftliğin etrafı kaç metre bunu bulmanız gerekiyor. Diyelim ki siz buradasınız. Buradan çiftliğin etrafını bir tur dolandınız. O zaman kaç metre yol yürürsünüz? Bu şekilde bulabilirsiniz hızlıca. Dikdörtgenin uzun kenar 25 metre ise karşısındaki kenar da 25 metredir. Kısa kenar 20 metre ise karşısındaki kısa kenar da 20 metredir. Buradan başladınız yola çıkmaya. Dolandınız bir iki defa. Ne yaptınız? Buradaki uzunlukların hepsini geçtiniz. 25, 25 daha 50, 20 daha 70, 20 daha 90. Yani birinci turda 90 metre yol yürümüş oldunuz. Yani dikdörtgenin çevresi 90 metre diyebiliriz. Siz bu bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekecekmişsiniz. 90, 90, 90. Ne yaptık? 3 tane 90'ı topladık. Bunu kısa yoldan çarpma işlemiyle yapabilirsiniz. 3 kere 0, 0. 3 kere 9, 27. O zaman 270 metre tele ihtiyacımız varmış. 14. soru. Rapunzel 88 santimetre uzunluğundaki saçlarını düzenli olarak her gün 3 santimetre kesiyor. Buna göre 2 hafta sonunda Rapunzel'in saçları kaç santimetre olur? Her gün 3 santimetre kesiyorsa 2 hafta sonunda kaç santimetre kesmiş olduğunu şekilde bulursunuz. 2 hafta 14 gündür. 1 hafta 7 günse 2 hafta 14 gündür. Her gün 3 santimetre kesiyorsa o zaman 2 haftada kestiği saçın uzunluğunu, toplam uzunluğu bulmak için 14 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 4 12, 50 var 1. 3 kere 1 3, bir de 50 7 4. 42 santimetre kesecektir. 88'den 42'yi çıkardığınız zaman cevap 46 olacaktır. 15. soru. Öğretmen tahtaya yazdığı çözüme göre problem yazılmasını istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu çözüme uygun problem yazmıştır? Probleme baktığınız zaman 13 ile 2'yi çarpmış 26. 26'dan da 14'ü çıkarıyor. 12. Buna uygun olan probleme bakacağız. Burada her birinde 13 kalem olan 2 kutu kalem aldım. 13 ile 2'yi çarptı. 26. Arkadaşı da bir deste kalem hediye etmiş. 26 ile onu topladı. 36. Ağaç çeneği. Yukarıdaki tahttaki çözümle aynı değil. B'ye bakalım. 13'ün 2 katı. 13'ün 2 katını buluyorum. 26.
26'nın 14 eksi 26'nın 14 eksi 12. Yukarıdaki tahtada verilen çözümle aynı. C seçeneğine bakıyorum. 2 düğmeli 13 paltonun her birine ikişer düğme daha diktik. 2 düğmeli 13 paltoda toplam 13'teki 2'yi çarptığınız zaman 26 düğme vardır. Siz ikişer düğme daha dikiyorsunuz. Yani 13'te 2'yi çarpıyoruz. 26 tane daha düğme dikiyorsunuz. 26 tane düğme vardı. 26 tane diktiniz. 26 ile 26'yı topladığınız zaman 52 tane toplam düğme olacaktır. Bunun çözümü de yukarıdaki tahtaki çözümle aynı değil. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Hayat bilgisi 1. soru. Yukarıda verilen öğrencilerin ifadelerine göre hangi öğrenci okul kurallarına uygun davranışlar göstermektedir? Yukarıdaki öğrencilerin ifadelerini okuduğunuzda 3. öğrenci yere atılan çöpleri gördüğümde rahatsız olurum. Her zaman kendi çöpümü çöp kutusuna atarım. Atmayanları mutlaka uyarırım. İfadesi okul kurallarına uygundur. Cevap A seçeneği. 2. soru. Kulüpteki diğer öğrenciler bu proje kapsamında aşağıda verilen çalışmaların hangisini yapabilirler? Yukarıdaki ifadeyi okuduğunuz zaman projenin amacı vücudumuz için gerekli ve faydalı besinleri okulumuzdaki öğrencilere tanıtmaktır. Buradaki ifadeye göre yapılması gereken çalışma bu proje çalışmasını değerlendirip uygulamak için kimlerden yardım alabileceklerini konuşmalıdırlar. O yüzden cevap B seçeneği olacaktır. 3. soru. Yukarıda verilen görsele göre hangisi yanlıştır? Haritayı boyamak isteyen Anıl, hilal ve yıldızı beyaz bırakıp kalan yerlere kırmızı boyamalıdır. Bu doğru bir ifadedir. Bayrağımız vatanımızın ve milletimizin bağımsızlık sembolüdür. Bu da doğru bir ifadedir. Ülkemizin üç tarafı denizleriyle çevrili olduğu için hilal ve yıldızı maviye boyamamız gerekir. Bu yanlış bir ifadedir. Cevap C seçeneği olacaktır. 4. soru. Fatma'nın kahvaltı ve akşam yemeği saatleri yukarıda verilmiştir. Fatma'nın beslenme vakitleri dikkate alınarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Fatma'nın beslenme vakitleri dikkate alındığında öğle yemeğine atladığını buradan çıkarabiliriz. Seçenekleri incelediğimiz zaman vücudu için gerekli olan besinleri tükettiği için dengeli beslenir. Yukarı görselden bunu çıkaramazsınız. Öğün atlayarak ve zamana uygun olarak beslenmediği için düzensiz beslenir. Evet, burada bunu çıkarabiliriz. Çünkü öğle yemeğine atlıyor. 12'den önce spor yaptığı için vücudu sağlıklı ve kuvvetlidir. Spor yapmayla ilgili herhangi bir bilgiye buradan ulaşamazsınız. O yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. 5. soru. Ertuğrul'un bu durumda aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olacaktır? 5. soru. 5. soru. Ertuğrul'un bu durumda aşağıdakilerin hangisini yapması doğru olacaktır? Yukarıdaki ifadeyi okuduğunuz zaman Ertuğrul yaşadığı olay sonunda sinirlenmiştir. Sinirlendiği için yüzünü yıkamalı ve bir yere oturarak sakinleşmeli, ne yapması gerektiğini düşünmelidir. Yapacağı doğru davranıştır. 6. soru. Erol'un yaptığı görüşmeye göre annesinin mesleği aşağıdakilerin hangisi olabilir? Annesiyle yaptığı görüşme sonunda annesi çocukluğunda elektronik eşyalara ilgi duyup matematik dersini çok seviyormuş. Televizyon ve radyo gibi aletlerin de nasıl çalıştığını merak ediyormuş, araştırmalar yapıyormuş. O yüzden annesinin mesleği bilgisayar mühendisi diyebiliriz. 7. soru. Yukarıda kendisini tanıtan organ ismi hangisidir? Kalbin bize pompaladığı kirli kanı temizler, nefes almamızı sağlar. Göğüs kafesinde bulunan bu organların ismi akciğerlerdir. 8. soru. Orhan haftalık plan yaparken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir? Orhan derslerinde başarı yükseltmek için kendisine haftalık plan yapmak istiyor. Orhan haftalık planını yaparken ders çalışma, dinlenme, yemek saatlerine dengeli olmasına dikkat etmelidir. 9. soru. Yukarıda verilen ifadelere göre telefonu icat ederek topluma fayda sağlayan bilim adamı kimdir? Telefonu icat ederek topluma fayda sağlayan bilim adamı Alexander Graham Bell'dir. 10. soru. Yukarıda Murat'ın evinin planı verilmiştir. Bu plana göre aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Yukarıdaki planı incelediğiniz zaman burada bir pusula var. Bu pusulaya göre bu planı incelediğimiz zaman mutfak ve Murat'ın odası kuzeyde, yatak odası ve banyo güneydedir. O yüzden cevap B seçeneği olacaktır. 11. soru. İzzet ve Serkan arasında verilen konuşmaya göre bu durumda Serkan nasıl davranmalıdır? Yukarıdaki ifadeleri okuduğunuz zaman İzzet okula gitmemeyi onun yerine oyun salonuna gidip
oyun oynamayı teklif ediyor. Serkan bu teklife karşı nazikçe arkadaşının önerisini reddetmeli. Ona bu davranışın yanlış olduğunu söylemelidir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Yukarıda verilen öğrencilerin ifadelerine göre hangi öğrencinin davranışı güven kaybettirir? Birinci öğrencinin ifadesini okuduğunuz zaman ödevini hasta olduğu için yapmamış ve ödevini neden yapmadığını da açıklamış. Bu güven kaybettirmez. İkinci öğrencinin ifadesine baktığımız zaman ilçe kütüphanesine kitap almış fakat zamanında teslim etmemiş. Teslim etmeme sebebini açıklamamış. Bu yüzden güven kaybettirir. Üçüncü öğrenci ailesiyle beraber misafirliğe gitmiş. O yüzden geç yapmış. Öğretmenle okula neden geç kaldığını da bu şekilde açıklamış. Güven kaybettirmez. O yüzden doğru seçenek Semih olacaktır. 13. soru. Yukarıda verilen 1 ve 2 numaralı noktalı yerlere hangi ifadeler yazılmalıdır? Güneşin battığı yön batı, güneşin doğduğu yön doğudur. 1'e batı gelecek, 2'ye doğu gelecek. O yüzden cevap A seçeneği olacaktır. 14. soru. Menekşe'nin babası ablasını görmediği halde onun üzüldüğünü hangi duyu organı ile anlamıştır? Babam telefonla konuşuyordu. Üzülme. Daha sonraki sınavlarda düzenli ve planlı çalışırsan başarılı olursun dedi. Burada telefonla konuşuyordu ifadesinden duyu organı olarak kulakla anladığını çıkarabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. 15. soru. Yukarıda dini bayramlarımız ile ilgili verilen numaralandırılmış bilgilerin hangileri doğrudur? İfadeleri incelediğimiz zaman sevgi, saygı ve dayanışma içinde kutlanır. Doğru ifadedir. İnsanlar arasında yarışa sebep olur. Yanlıştır. Tüm Müslümanların kutladığı bayramlardır. Bu da doğru bir ifadedir. O zaman 1 ve 3 dini bayramlarla ilgili doğru ifadelerdir. Değerli öğrencilerimiz, sizler için hazırladığım 3. deneme sınavının soru çözümünü tamamladım. Sorular bu denemede biraz uzundu ama eminim güzel sonuçlar elde ettiniz. Anlamadığınız soru var ise videoyu sardırarak o bölümü tekrar izleyebilirsiniz. Bir sonraki soru çözümü çalışmasına görüşmek üzere kolaylıklar diliyorum.